Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Palım Astroloji kanalında neler yaşayabileceklerini Mayıs'ın ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kahve falı baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için Seher Tarot Dünyası'na e, hem Instagram hem TikTok'dan te Seher Hanım'a baktırabilirsiniz arkadaşlar. Boğalar bu dönem tatil modundasınız. Hiçbir şey elinizden, kolunuzdan gelmiyormuş gibi durabilirsiniz ama kafanızın içi çok fazla çalışacak ve o yüzden fikir üretme zamanınız olacak. Dışarıdan bakıldığında tembellik yapıyormuşsunuz gibi görünebilir. Bu dönem fikirleriniz havada uçuşacak ve bunları uygulamak için de iki aşamalı bir proje geliştireceksiniz olarak gözüküyor. Ummadığınız bir yerden gelecek bir destek veya fikirle birlikte yola çıkışınız var. Geçmişte buna benzer bir çıkış yapmaya çalıştınız. Bir türlü başaramadınız ama bu dönem hayat size bununla ilgili güzel bir anahtarı elinize vermiş ve kapıları açabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Kalbinizde bazı umutsuzluklar var. Bu e, ilişkiler anlamında tam bitti bazı şeylerden artık yoruldum bıktım dediğiniz yerde... Önünüze bir seçenek gelecek ve siz bu seçeneği yapıp yapmama konusunda tereddüt edeceksiniz. Ayrılacak mısınız, yola devam mı edeceksiniz ilişkileriniz anlamında. Şimdi burada ilk başta ayrılmayı düşüneceksiniz ama sonrasında yola devam etme kararı alacaksınız. Çünkü sizi bazı şeyler çok zorlayacak, bazı koşullar... Ama hayatınızın geri kalanında bu kişiye güvenebileceğiniz fikriyle birlikte yolunuza da devam edeceksiniz. Bu da sizin için aslında ileriki dönemlerde çok da doğru bir karar olduğunu anlatacak. Hak, adalet, hukuk sistemi ile ilgili mahkemelik veya icralı konularla ilgili bu dönem sıkıntılarınız varsa ya da insanlardan hak ettiğiniz saygıyı, sevgiyi göremiyorsanız bu dönem bunun tam da e, sizin İstediğiniz gibi sonuçlanması sizin e, bunları hak ettiğinizi almanız anlamına gelen bir süreç var. Bazı şeyleri illaki resmi boyutlarda görmeyeceksiniz. Resmiyetten önce bazı sonuçlar elde edeceksiniz. Kişisel bazda ya ben senin arkandan şunu yaptım ama kusuruma bakma affet beni deyip hakkına helal et diyen insanlarla da karşılaşabilirsiniz burada. Diyorum ya hakkınızı elinize alma zamanı veya adaletin ya da zamanın göstergesinde sizin hakkınızın elinize geçeceği zamanlar olarak gözüküyor. Evinizin içerisinde bir sevinç var ama bunun öncesinde biraz tartışmalı bir ortam olacak. İnsanlar yani akrabalarınız, kan bağınızdan olan kişiler birbirlerini anlamaktan uzak olacaklar. Bu dönem arabulucu gibi kalmak durumunda kalabilirsiniz ama en son yoruldum diyeceksiniz. Herkes bu sefer sizin üzerinize titreyecek. O yüzden de konular birden kendiliğinden kapanmış olacak. Bir gemi yolculuğu var. Uzun zamandan beri belki deniz aşırı bir yere gitme, belki küçük bir seyahat, belki günü birlik bir gezinti olarak düşünebilirsiniz bunu size iyi gelecek biraz dinlenmeye ihtiyacınız var diyorum ya beyniniz o kadar çok çalışıyor ki son zamanlarda ürettiğiniz fikirler, yapmaya çalıştığınız olaylar İş konusundaki başvurularınız sonuç e, bazı şeylerin sonuçsuz kalması artık sizi yorduğu için şimdi yeni bir başlangıç, yeni bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Nisan ayının ilk 15 gününden beri yapıldığınız bu sürecin artık Mayıs ayının ilk 15 gününde sonuçlanacağı anlamına geliyor ki bu sonuçlara da iyi anlamda sonuç e, gösterilecek size. Büyük bir kısmet kapısı var üzerinde nazarıyla birlikte geliyor ki ee, geldiği gibi gittiğini de düşünebilirsiniz ama bu sefer tam tersi ne kadar nazar etseler de sizin halinize gelecek büyük bir kısmet var burada bir mikrofon şeklinde çıkmış bir konuda sözünüzün dinlenmesi etrafınızdaki insanlara sözünüzün geçmesi sizin bazı konularda liderlik yapmanız ve bu liderlik yaptığınız şeyden de kazanç elde etmeniz anlamına geliyor burası. Altında devlet kapısından bayraklı bir yerden alacağınız haber var ki haklılığınızı zaten duyuracağınız, bunu ilan edeceğiniz anlamına da geliyor. Bu konuyla ilgili kuşun ağzında haber var. Neredeyse geldi, gelecek olarak gözüküyor. Evet geçmişle bağlantılı bir kişi yeniden karşınıza çıkmaya çalışacak ama buna cesaret edemeyecek. Etrafınızdaki insanlardan sadece bunu duymakla kalacaksınız. Küçük bir kısmet de gelecek olarak gözüküyor. Elinizden çıkacak iki miktar para sizi biraz üzebilir ama bunun daha fazlasını da hanenize gelecek olarak görünüyor. Üç tane kişi hanenize misafirliğe geliyor ama bu üç tane kişinin özellikle bir tanesi bildiğiniz ayağınıza kapanacak özür dileyip duracak gözüküyor İnsanlarla olan bu dönem kafanızın içerisindeki fikri anlatamayacağınız için insanların sizi anlamadığını öfkeleneceğiniz durumlar olaylar ger gerçekleşeceğini de gösteriyor ama şöyle de bir durum var bazı çıkmazlar konusunda da tekrardan sizin kapınıza gelip sizden fikir isteyecekler o yüzden bu dönem belki de fikir vermek yerine insanlara otur düşün diyeceğiniz zamanlar geliyor. Ben bu konuda bir şey yap, yapamam. Senin çözmen gerekiyor dediğiniz zamanlar gelecek. Çünkü insanlar sizin çözümlerinize o kadar alışmışlar ki, her şeyi hazırda bulmaya o kadar alışmışlar ki, en çabuk eleştirdikleri kişi de siz oluyorsunuz. Yani yaptığınız iyiliklerin karşılığında en çok gördüğünüz kötülükler veya dedikodular oluyor. Bu yüzden de düşmanınızı çok uzakta aramayı bırakıp etrafınızdaki insanlara hayır kendin bul çözümünü diyeceğiniz durumlar var. Geçmişten size iki kişinin düşmanlığı, iki tane kadının düşmanlığıyla birlikte yüzleşmeniz var. Bu kişiler sizin kapınıza gelip özür dileyecek ya da bu düşmanlıktan dolayı zarar görecekleri durum var. Resmi bir kurumdan alacağınız büyük bir zaferin haberi gözüküyor arkadaşlar. Hepinize farklı farklı gelecek tabi bu haberler ama umarım hepiniz için de şu anda da istediğiniz olan sonuçlar gelir. Evet iki kişi birlikte yan yana bir kavuşmanız var. Uzun zamandan beri özlediğiniz bir kişiyle kavuşacağınız bu anlamda da mutlu olacağınız bir haber var. Bir de müjdeli haberiniz var. Sizi sıkıntıya sokan bir şeyin artık aydınlandığı. Sürüncemede olan bir işten dolayı beş parça halinde kısmetiniz var. Yani bugüne kadar çabaladım bir sonuç elde etmedim dediğiniz noktadan beş ayrı kısmetin geleceğe gözüküyor. Kalben sıkıntıdasınız ama ferahlığa kavuşacaksınız. Avucunuzun içerisindeki duaların teker teker kabul olduğunu göreceksiniz. Nazardan özellikle mide arasını çok çekiyorsunuz ama bu dönem midenizle ilgili problemleriniz biraz daha artacak. Fakat nazar konusunda yıldızınızın düşüklüğü yavaş yavaş sona eriyor olarak gözüküyor. Artık önümüzdeki dönem sizin parlayacağınız dönem olarak geliyor toplu bir yerden gelecek olan kısmet var. Yurt dışından beklediğiniz bir haber var. Onun dışında bir kısmetiniz geldiği gibi gidecek ama sizin en azından bunun arkasından gelecek olan küçük kısmetler sizin hanenizde kalacak olarak gözüküyor. Beklenmedik bir ödemenin ortalığı birdenbire çıkması sizi maddi anlamda zorlarken yakın çevrenizden akrabanızdan bir kişinin desteğiyle bu döneme atlatacağınız da gözüküyor. Evet tek bir dileğiniz var o da neredeyse kapının ağzında gerçekleşecek olarak gözüküyor ve ben yine örtüye kahve döktüm. Evet uzun zamandan beri görmediğiniz bir kişiyle kavuşmanız var. Beklediğiniz bir kişiden alacağınız haber sizin keskin bir şekilde hakkınızı elde edeceğinizi gösteriyor. Burada beklenmedik bir şekilde ev taşıması çıkacak ama bu benim elimden geldi. Fakat bu şekilde kaplumbağanın yüklü olması biraz ilginç. Ee, bazı kişiler için geçerli olacaktır belki de. Ee, taşınmakla ilgili planları olanlar için bu dönem birdenbire çıkacak olarak gözüküyor işleri. Bir erkek var kapıda misafir olarak ama bu bir akraba. Size getireceği kısmet var. Bir mirasla ilgili sizin hakkınızı elinizden almaya çalışan insanlara karşı sizi uyarmak gibi bir durum olacak. O yüzden bu kişiyle bu kişiye de güvenip güvenemeyeceğiniz konusunda şüpheye düşeceksiniz. O yüzden yasal yollardan kendi hakkınızı aramanızda fayda var arkadaşlar. Bu biraz sıkıntılı olacak ama geri kalan şeyler konusunda müjdeli haberleriniz ve kapının ağzında bekleyen üç parça halinde kısmet sizi bekliyor gözüküyor. Evet boğa ve yükselen boğalar Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine baktık. Bu arada gökyüzündeki dolunay ve güneş tutulması arkası arkasına gerçekleşirken Mayıs ayı e, çoğu kişiler için yeni başlangıçları tetikleyecek boğa burcu için de bu dönem yeni başlangıçlar değil, bazı şeyleri aktive etme zamanı olarak gözüküyor burada. bunun içinde hani beklediğiniz, ne zaman adım atsam dediğiniz, ne zaman yapmaya başlasam deyip arkasında hani zamanı sabretmeyi beklediğiniz konular için Artık tam da zamanı denilen sürece giriyorsunuz. İlk 15 gününde bunun zamanı mı değil mi diye kararsızlık içerisinde kalabilirsiniz. Ama Mayıs ayının geri kalan zamanları sizin için hayatı e, aktive etme, çalıştırma, e, dilek kapılarınızdaki yani gerçekleşmesini istediğiniz şeyler için çabalarınızın sonuçlarını görme zamanı olarak gözüküyor. O yüzden hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye tekrar hatırlatayım. Boğa ve yükselen boğaların Mayıs ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.